daha önceki yıllarda Nazmi Ziya ile ilgili, Hoca Ali Rıza ile ilgili çalışmalar yaptım ve bunlarla ilgili iki kitap hazırladım. Şimdi son iki yıldır Fikret Mualla konusunu ele aldım ve Fikret Mualla'yı anlamaya, tanımaya ve insanlara tanıtmaya karar verdim. Bunun için de Fikret Mualla hakkında yeni bir kitap hazırladım. Bu sene bu sergiyle beraber yayına girdi. Bu sergi diyorum, Sarıyer Belediyesi'nin Maslaklık yeni binasının muhteşem diyebileceğim sergi salonunda ve fuayesinde son 10 yılın en önemli sergisi olarak değerlendirilebilecek bir Fikret Mualla sergisi düzenlendi. Bu sergide çeşitli dönemlerini kapsamak üzere Fikret Mualla'nın 81 eseri sergileniyor. İnsanlar inanılmayacak şekilde ilgi gösteriyorlar ve sergiyi gezenler mutluluklarını ifade ediyorlar, beğenilerini söylüyorlar ve hatta tekrar tekrar gelip sergiyi yeniden izliyorlar. Kitapla sergi, benim yazdığım kitapla sergi özdeşleşti, ikisi birleşti ve bir bütün oluşturdu. Bu da sanatsal ve önemli bir etkinlik olarak insanlara sunuldu. Kapıdan giren herhangi bir izleyici günlük sıkıntılarını, günlük sorunlarını bir an geri plana atabiliyor ve burada Fikret Mualla'nın o deha yaratıcılığından ortaya çıkan muhteşem eserlerini zevkle izliyor ve içine mutluluk depolayarak sergiyi yeniden gezmek üzere terk ediyor. Fikret Mualla yaşamı boyunca sıkıntılar içinde yaşamını sürdürmüş. Fikret Mualla yaşam boyunca çok büyük sıkıntılar çekmiş bir insan. Hemen hemen sanat hayatının hiçbir gününde doğru dürüst bir yaşamı olmamış. Temel gereksinimlerini dahi sıkıntıyla karşılamış bir insan. Ama bu sıkıntılarını hiçbir şekilde sanatına yansıtmamış, sanatında yaşam sevincini, heyecanını, mutluluğu bütün özelliği ve güzelliğiyle yansıtmış, hatta insanlara armağan etmiştir. Yaşamı boyunca çok büyük mutluluklar yaşamamış bir insanın insanlara sanatıyla bu kadar büyük mutluluklar verebilmesi gerçekten şaşırtıcı. Bu bakımdan Fikret Mualla'nın bu güzel sergisini muhakkak izlemelerini öneriyorum insanlara ve onlara sunulan bu tablolardaki mutluluktan paylarını almalarını diliyorum. Bu arada Sarıyer Belediyesi'ne de böyle bir etkinliğe öncülük ettiği ve vesile olduğu için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.